Arkadaşlar son dersimize geldik. Son dersimizde Osmanlı ıslahat hareketlerinin ne şekilde olduğunu görmeye çalışalım. Osmanlı ıslahatlar 300 yılda değerlendiriliyor. 17, 18 ve 19. yüzyıl. 17. yüzyıl ıslahatları deyince aklımıza bir Genç Osman geliyor arkadaşlar. Genç Osman ıslahat hareketlerini başlatan hükümdardı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyordu. Lehistan üzerine Hotin seferine çıkmış ve sefer esnasında Yeniçerilerin itaatsizliğini görerek ocağı kaldırmak istemişti Genç Osman. Tabi Yeniçerilerin tahttan indirdiği, katlettiği ilk padişah olarak da tarihe geçiyor. Genç Osman'dan sonra 4. Murat'ı gördük ıslahatçı olarak. 4. Murat ilk yıllarında annesi Kösem Sultan'ın etkisinde kalmıştı. Arkasından gücü toparlamasıyla birlikte Yeniçerilerin elebaşlarını, zorbalarını etkisiz hale getiriyor. Devletin ekonomik anlamda rahatlamasını sağlıyor. Aynı zamanda da Katip Çelebi'den, Koçi Bey'den devlet yönetimiyle ilgili raporlar alıyordu Sultan 4. Murat. 4. Murat'ta Kasr-ı Şirin Anlaşması vardı hatırlarsanız. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti İran sınırını, günümüzdeki İran sınırını büyük oranda çiziyordu. Arkasından ıslahçı diğer bir hükümdarımız, ıslahçı olarak bakarsak 4. Mehmet'i görüyoruz. Onun zamanında köprüler vardı. Köprüleri duraklama da yükseltme dönemi yaşatıyorlardı Osmanlı'ya. Taruncu Ahmet Paşa vardı, ilk denk bütçeye hazırlıyordu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'yı kuşatıyor, alamıyorduk. 17. yüzyılda Osmanlı büyüyordu, dikkat edin, Avrupa'ya da örnek almıyordu. Osmanlı'nın Avrupa'ya örnek aldığı yüzyıl 18. yüzyıldır. 18. yüzyılda Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmeye başlar. Tabii bir de kabul etmeyecek, zamanla kabul etmeye başlayacaktır. Ve arkadaşlar bunda Pasarofçu Anlaşması'nın payı çok büyük. Pasarofçu Anlaşması 1718'de Avusturya ile imzalanıyor ve ondan sonra Batı ile barış dönemi başlıyordu. O dönemde Osmanlı Devleti artık Avrupa'yı tanımaya karar veriyordu. Lale Devri'nde Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyor. Lale Devri'nin hükümdarı 3. Ahmet. 3. Ahmet şair, şiir yazıyor edebiyata. Oldukça ilgili şiirlerinde Necip mahlasını kullanıyor. Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa da, o da bir entelektüel, sanata, bilime o da çok ilgi duyuyor. Nakkaş Levni, minyatür sanatçısı, şairi Nedim şarkılarıyla meşhurdur. Patrimhaneli isyanı sırasında bir damdan diğer dam atlarken düşüyor, hayatını kaybediyor. Lale devrinde Avrupa'da ilk kez geçici elçilikler açılıyor. Geçici elçiliklerin açılması Avrupa'yı tanımak istediğimizi de gösteriyor aslında. İlk geçici elçilik Fransa, Paris'te açılıyor ve ilk geçici elçimiz de 28 Mehmet Çelebi oluyor. Gezdiklerini, gördüklerini, izlenimlerini, anılarını Paris Sefaretnamesinde anlatıyor. Sefir elçi demek, sefaretnamede elçilerin yazdığı gezi, gözlem notlarıydı kardeşlerim. Avrupa'dan alınan ilk yenilik ise matbaa oluyor. Normal şartlarda Avrupa'dan aldığımız ilk yeniliğin askeri alanda olması gerekir. Çünkü Avrupa'nın arasında yeniliyoruz. Ama biliyoruz ki ıslahatlar kişiye bağlı kalmış. O yüzden ilk yenilik matbaa oluyor. Matbaanın kurucuları İbrahim Müteferrika ve Said Efendi. Matbaada dini eserler basılmıyor. Bunun da nedeni hattatların işsiz kalmasını önlemek. Lale Devri 3. Ahmet Devri Patrimhaneli isyanıyla bitiyor. Patrimhaneli isyanının çıkmasında Yeniçerilerin etkisi var. İsrafın, lüksün, harcamanın, Osmanlı'nın İran'la yaptığı savaşların etkisi var. Patrimhaneli isyanının sonunda Nevşehir'de damat İbrahim Paşa katlediliyor. 3. Ahmet tahttan indiriliyor ve yerine 1. Mahmut geçiyor. 1. Mahmut döneminde askeri anlamda batı tarzı ıslahatları görüyoruz. Hendisehane kuruluyor, yani kara mühendishanesi. Avrupa'dan ilk kez askeri uzman getiriliyordu hatırlarsanız. Comte de Bonneval, hatta Humbaracı Ahmet Paşa adını alıyor. Daha sonra 3. Mustafa, onda deniz mühendishanesini gördük. Arkasından 1. Abdülhamit,
Yeniçerileri bize getiriyordu. Yeniçeriler üzerinde otoriteyi sağlıyordu. Cülüsbaşı'nı da kaldırmıştı 1. Abdülhamit. Ve sonra gelen hükümdarımız, asıl ıslahatları başlatan hükümdarımız olacak 3. Selim. 1. Abdülhamit tarafından yetiştiriliyor. 1. Abdülhamit 3. Selim'in amcası. Şehzadeyken normal şartlarda Avrupa ile yazışmaları mümkün değil. Ama buna 1. Abdülhamit ısrarla izin veriyor. Şehzadeyken Fransız imparatorlarıyla, Avusturya kralıyla, İngilizlerle yazışıyor ki Avrupa'da olan ümiteni anlamaya çalışıyor 3. Selim. Müzisyen 3. Selim Doğu dünyasının büyük müzisyenleri arasında yer alıyor. 300'e yakın bestesi var. Yaptığı müzik Türk müziği, İslam müziği, tasavvufi müzik, sakın ha gidip de batı tarzı müzik demeyin. Müzikte, sanat müziğinde makam sahibidir 3. Selim. Makamı ise Suzi, Dilara, ateş saçan aşk demek. 3. Selim aynı zamanda ney çalar arkadaşlar, ney zendir, ney üflemektedir 3. Selim. Şair, şiirlerinde kullandığı mahlası, yani takma adı İlhami. 3. Selim'in yaptığı ıslahatların tamamına, bütününe, hepsine, cümlesine, cemiline, cümlesine, nizam-ı cedid, yeni düzen ıslahatlarıdır. 3. Selim'in tahta çıktığı yıl, dünyayı kasıp kavuran bir gelişmenin başlangıç yıldır aslında. Fransız İhtilali'nin başlangıç yıldır. Fransız İhtilali 1789'da başlar. Ve o yıl işte 1789, 3. Selim'in tahta çıktığı yıldır. Bu isyan, bu ihtilal iki duyguyu körükler. Bunlardan birisi milliyetçilik, her millet kendi kaderini kendi belirlemelidir. İkincisi ise adalet, eşitlik, insan hakları, demokrasidir. Osmanlı'da bu isyanın etkisiyle ilk, bu ihtilalin etkisiyle ilk isyan eden azınlık Sırplar olacaktır. 1804 yılında Sırplar isyan ederler. İsyanın lideri Kara Yorgi'dir ve isyanına Ruslar yoğun şekilde destek verirler. Çünkü Slav birliğini istiyordur Ruslar, Panslavizmi. 3. Selim döneminin diğer önemli bir gelişmesi ise arkadaşlar Fransa'nın bize yaptığı naniktir diyebilirim. Tarihi dostumuz Fransa bu dönemde bize saldırınca tarihi dostluğumuz bitecektir. 3. Selim'in yaptığı ıslahatlar planlı, programlı, sistemli, kökten ve radikaldir. Normalde bundan önceki ıslahatlar gelişi güzel yapılırken, sorunun temeline inilmezken, çözüm önerileri aranmazken, 3. Selim'de baktığınızda bunun net şekilde arandığını, çözüm bulunmaya çalışıldığını, devletin kurtarılmak istendiğini anlayabiliriz. Devletin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili devrin bilim adamlarından, alimlerinden, bilginlerinden, bu bilginler içerisinde gayrimüslimler dahil raporlar alınmıştır. 3. Selim'in aldığı bu raporlara layiha adı verilir değerli arkadaşlar. 22 devlet adamından o dönemde layiha rapor almış ve onlardan çözüm önerileri istemiştir. Bu raporları meşveret meclisi dediğimiz danışma meclisine sunmuş ve o danışma meclisinde görüşülmüştür. O raporlar doğrultusunda ıslahat yapılmaya çalışılmıştır. Dikkat! Sakın ha sakın meşveret meclisine batı tarzı demiyorsunuz. Bu meclis Abbasilerden itibaren var. Fikir alışverişinde bulunan meclistir. 3. Selim'in yaptığı ıslahatların genel adıdır Nizam-ı Cedid. Genel adıdır, tümden adıdır. Ama dar anlamda bakarsanız, sade olarak bakarsanız ordunun adıdır Nizam-ı Cedid. Ama bütün yaptığı ıslahatlara normalde biz Nizam-ı Cedid diyoruz. Ve Nizam-ı Cedid adıyla ilk kez bir ordu kurulacaktır. Çünkü bu meşveret meclisinde raporlardan çıkan temel sonuç Yeniçerilerin görevini yapmadığı, Yeniçerilerin daha zarar verdiği, Yeniçeri'yi kaldırmanın gerekliliği ama bunun için de önce bir altyapı hazırlanması, o altyapı da bu ordu sayesinde olacaktır. Nizam-ı Cedid adıyla ilk kez Avrupa tarzı ordu kurulur arkadaşlar. Bu ordunun kurmakla birlikte ordunun masraflarını, ihtiyaçlarını karşılama amacıyla da hazine oluşturulur. Hazinenin adı da İrade Cedid'dir. Tahtada gördüğünüz şu cümlelerin her birisi sınavlarda çıktı değerli arkadaşlar. Çıkmaya da devam edecek.
Üçüncü Selim zamanında askeri okullarda ilk kez yabancı dil eğitimi başlamıştır. Üçüncü Selim normalde Fransız hayranıdır. Fransa'ya büyük hayranlık beslemektedir arkadaşlar. Ve bu dönemde askeri okullarda okutulan dil de Fransızcadır. Osmanlı'nın okuttuğu ilk Avrupalı dil, Batılı dil nedir derse Fransızca diyeceğiz. Ve devlet matbaası Matbaa-i Amire bu dönemde oluşturdu arkadaşlar. Zaten amire devlet anlamına gelir. Ve Matbaa-i Amire ile birlikte tercüme faaliyetleri de daha da artmıştır bu dönemde. Pek çok eserin Türkçe'ye tercüme edildiğini biliyoruz. Ve geçen yılın sorusu, 2019 sorusu, Osmanlı'nın ilk daimi elçiliği bu dönemde açtığı gerçeği var arkadaşlar. İlk daimi elçilik de İngiltere'nin başkenti Londra'da açılmıştır. İlk daimi elçimiz İngiltere'ye giden elçimiz Yusuf Agah Efendi'dir. İngiltere'de yaşadıklarını, izlenimlerini de Londra sefaretnamesiyle anlatır. Londra dışında Paris'te, Viyana'da, Berlin'de, Varşova'da yine Osmanlı'nın daimi elçilikleri açtığını biliyoruz. Üçüncü Selim yerli malı kullanımını da çok özendirir arkadaşlar. Yerli malı kullanımını ön plana çıkarmıştır. Onun için kendi giydiği kaftanı da İstanbul kumaşından diktirmiş ve bu konuda da milletine örnek olmuştur. Üçüncü Selim aynı zamanda mühendishaneyi Berri Mayunu yani kara mühendishanesini oturtmuş. Bunun dışında Levent ve Selimiye kışlaları gibi önemli kışlalar da kurmuştur. Üçüncü Selim devri maalesef Kabakçı Mustafa isyanıyla bitecek arkadaşlar. Kabakçı Mustafa iki kez isyan eder. İki kez isyan etmiş. İlk isyanında yakalanır, Üçüncü Selim'in huzuruna getirilir. Üçüncü Selim o ince ruhundan, sanatsal ruhundan dolayı onu affeder. Arkasından Kabakçı Mustafa ikinci isyanında Üçüncü Selim tahtı bırakmak zorunda kalır. Ve Kabakçı Mustafa'nın isyanından sonra da tarihi bir cümle kılar. Ben isyancıların padişahı olmam der ve Kabakçı Mustafa isyanıyla Üçüncü Selim tahttan indirilir. Üçüncü Selim tahttan indirilince, buraya dikkat, dördüncü Mustafa tahta çıkar. Kabakçı Mustafa isyan etti, bir Mustafa isyan etti, yerine bir Mustafa geldi bak. Dördüncü Mustafa isyan etti, dördüncü Mustafa geldi, Kabakçı Mustafa isyanıyla. Sakın ha sakın, Üçüncü Selim'den sonra doğrudan ikinci Mahmut geldi demiyorsunuz. Üçüncü Selim'den sonra dördüncü Mustafa geldi. Hocam ben dördüncü Mustafa'yı hiç duymadım, pek anlatılmaz. Dördüncü Mustafa ıslahatları kesintiye uğratır değerli arkadaşlar. O yüzden ıslahatı falan pek yok. O yüzden anlatılmamıştır dördüncü Mustafa. Ve ikinci Mahmut. İkinci Mahmut, Rusçuk ayağın Alemdar Mustafa Paşa, Üçüncü Selim'in tahttan indirilmesi üzerine büyük bir tepki gösteriyor ve ordusuyla, gücüyle birlikte İstanbul'a doğru geliyor. Bunu duyan Yeniçeriler hemen Üçüncü Selim'i katlediyorlar ve Alemdar Mustafa Paşa'yı, Alemdar Mustafa Paşa mecburen ikinci Mahmud'u tahta çıkarıyor değerli arkadaşlar. İkinci Mahmud tahta çıkmasıyla birlikte biraz onun kişisel özelliklerinden de bahsedelim. İkinci Mahmud da Üçüncü Selim gibi müzisyen arkadaşlar. Onun da 26 tane bestesi günümüze kadar gelmiş. Bunun dışında okçu, kemankeş çok iyi ok atıyormuş. Ok atmakta çok mahirmiş kendileri. Sedefkar, aynı zamanda sedefkar olması dışında hattat ve ikinci Mahmud'dan kalan hat levhalarına paha biçilemiyormuş. Şiir yazıyormuş, edebiyatı çok hevesli o da. Daha önceki gibi, Üçüncü Ahmet gibi, Üçüncü Selim gibi. Şiirlerinde kullandığı mahlası da adli, adaletiyle de ünlüdür ikinci Mahmud. Bazı tarihçilere göre Kanuni'den sonra gelen en önemli padişahtır ikinci Mahmud. Hoşgörüsüyle ünlüdür. Müslümanı camide, Yahudi'yi havrada, Hristiyan'ı kilisede görmek isterler ikinci Mahmud. Aslında bu Osmanlı'da bir fikir akımının başladığını gösterir arkadaşlar. Osmanlıcılık, herkesi Müslüman gayrimüslim ayırt etmeksizin herkesi bir arada tutan fikir akımıdır bu. İkinci Mahmud'un diğer meşhur sözü ise denize düşen yılana sarılır sözüdür. Ruslarla imzaladığı Hünkâr İskelesi Anlaşması'nda denize düşen yılana sarılır der ikinci Mahmud.
İkinci Mahmut döneminin en önemli gelişmelerinden biri Alemdar Mustafa Paşa'nın tavsiyesiyle hazırlanan senedi ittifaktır, imzalanan senedi ittifaktır. Ayanları Padişah II. Mahmut resmen senedi ittifakla tanır. Padişahın ayanları tanıması otoritesini sarsar. Ayanların desteğini almayı hedeflemiş. İsyanları bastırayım, vergileri rahat rahat alabileyim diye. Ayanlar içimizdeki ekonomik güçler, toprak ağlar, toprak üzerindeki güçler. İngiltere'de bunun benzeri var, Magna Carta. Aman ha, İngiltere'de benzeri Magna Carta diye Avrupa'yla ilgili diye düşünmeyin. Bunun Avrupa'yla ilgisi yok. Bu benim içimdeki valilerle, içimdeki güçlerle hazırladığım belge. O yüzden senedi ittifakta Avrupa'nın etkisi görülmez. Tabii monarşi, padişah ilk defa kendi dışında bir gücü tanıdığı için senedi ittifak Osmanlı'da demokrasinin ilk basamağı kabul edilir, kardeşler. Senedi ittifakta Avrupa'nın etkisi görülmez. İkinci Mahmut döneminde çok tehlikeli bir gelişme Yunan isyanıdır. Fransız ihtilalinin etkisiyle Yunanistan isyan eder. Avrupalı devletler de ona gaz verirler. Atalar olarak Avrupalılar Yunanistan'ı, Yunanlıları görmektedir. Yunan isyanı devletler tarafından desteklendiği gibi o dönemin şairleri tarafından dahi desteklenmiştir. Yunan isyanına destek veren İngiliz şair Lord Byron'dur arkadaşlar. Lord Byron. Lord Byron, Yunan isyanına destek veren İngiliz şair olarak karşımıza çıkar. 1823 yılında Atina'ya gelmiş. Atina'da Yunan halkı tarafından hayranlıkla, büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. 1824'te de ateşli bir hastalığına yakalanmış, ölmüş Lord Byron. Lord Byron'ın da eseri Don Juan arkadaşlar. İlginç bir adam Lord Byron. Bakın burada yazıyor. Lord Byron, Yunan isyanına destek vermiş. Öleminin 100. yılında da Yunanistan posta bulu basmış ona, bize destek verdi diye. Ve 2. Mahmud'un askeri ıslahatlarıyla başlayalım. 2. Mahmud zamanında Yeniçerilerin halini görüyorsunuz, kendilerinden geçmişler, ellerini almışlar, sazı çalıyorlar, eğleniyorlar. 2. Mahmud bunlar alternatif bir ordu kuruyor. Sekban-ı Cerit, Yeniçeriler biz bu güzel orduyu istemezdik diyorlar ve bu ordu dağıtılıyor. Bunun üzerine bir alternatif girişimde daha bulunuyor 2. Mahmut, Eşkinci Ocağı, orada biz istemezdik diyorlar, geri içerler. Bunun üzerine o ordu da dağıtılıyor. 2. Mahmut'un gözleri yerinden çıkıyor, saçları dimdik oluyor, artık çıldırıyor. Ya Herro ya Merro diyor, Anadolu'dan Rumeli'den asker istiyor, İstanbul'a asker yiyor. Yeniçerilere topla tüfekle giriyor, 5000-6000 Yeniçeri'yi ortadan kaldırıyor, katlediyor. Bazıları Belgrad ormanlarına sığınıyor. 2. Mahmut dayanamıyor. Belgrad ormanlarını bile bombalattırıyor. Bu olay tarihimizde vakayı hayriye, hayırlı olay olarak geçiyor. 2. Mahmut dönemi vakayı hayriye ile bölüm 2 ayrılıyor arkadaşlar. Vakayı hayriye öncesi, vakayı hayriye sonrası diye. Vakayı hayriyeden önce ıslahat yaparken zorlanan 2. Mahmut, vakayı hayriye ile birlikte artık ıslahat yapabilecek. Ve yenilikleri önünü açan gelişme olacak Vakayı Hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayı. Yeniçeriler kaldırılınca yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulacak. Muhammediye ordusu diye de geçiyor. Bu ordu arkadaşlar modern bir ordu. Bu ordu içinde yine hazine oluşturulacak. Ve bu ordunun diğer bir özelliği ise Muhammediye ifadesinden dolayı Mehmetçik adı bu ordudan geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda Peygamber Ocağı bu ordudan geliyor ve arkadaşlar bu ordu milli orduya geçişinde temelini oluşturuyor diyor bazı kaynaklar bizde. Ve Taşlı ordusunda da düzenlemeye gidiyor 2. Mahmut. Tımar sistemi 17. yüzyıldan itibaren bozulmuştu. Tımar sisteminin yerine daha düzenli olan redif birliklerini kuruyor 2. Mahmut. Yani 2. Mahmut orduda devrim yapmış desek Ramazan Hocam olur mu? Olur kardeşim, 2. Mahmut orduda devrim yapmıştır diyebiliriz. İdari ıslahatları neler peki Sultan 2. Mahmut'un? Divan-ı Hümayun'u kaldırıyor arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'u kaldırmasıyla birlikte yerine nazırlıkları, yani günümüzdeki bakanlıkların temelini atıyor. Bu nazırlıklara heyet-i mükela da denir, meclisi mükela da denir. Tamam mı arkadaşlar? Avrupa tarzıdır bu heyet-i mükela, meclisi mükela.
Aynı zamanda 2. Mahmut İstanbul'a girişi çıkışı kontrol etmek amacıyla mürur tezkeresini çıkartıyor. Dahili pasaport da deniyor bu mürur tezkeresine. Elini kolunu her sallayan İstanbul'a giremiyor. İstanbul'a girişi çıkışı kontrol altına almak için, asayişi, huzuru, güvenliği sağlamak için böyle bir belge düzenlettirmiş. Bu belgeyi kadınlar veriyor. Bekarlar İstanbul'a gidemiyor. Gidenler de dönmüyormuş zaten. Bunun üzerine bizim Kayseriler, yarın İstanbul'u meskenini tuttun, gördüğün güzelleri beni unuttun diye türkü bile yapmışlar. Osmanlı'ya Batı müziği 2. Mahmut döneminde geliyor. İtalyan müzisyen davet ediliyor İstanbul'a ve İtalyan müzisyen Donizetti Mahmudiye Marşı'nı besteliyor. Tarihimizin ilk marşıdır Mahmudiye Marşı, ilk devlet marşıdır. Aynı zamanda bu Donizetti Paşa Mızıkayı Hümayun'u kuruyor Mehteran'ın yerine. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temelidir Mızıkayı Hümayun. Ve arkadaşlar Mecid'e de hizmet edecek Sultan Abdülmecid'e. Abdülmecid döneminde de Mecidiye Marşı'nı besteleyecek Donizetti Paşa. Devlet kurumlarına ilk defa portresini astıran da Sultan 2. Mahmut'tur. Devlet kurumlarına portresini astıran ilk sultandır 2. Mahmut. Aynı zamanda fes giyen, fesi getiren, ceketi, tıraşı, setreyi, memurda kılık kıyafeti düzenleyen ilk padişah da Sultan 2. Mahmut'tur. Bu dönemde tahvimi vekayı da çıkarılır 1831'de. Osmanlı'nın Türk tarihinin ilk resmi gazetesidir tahvimi vekayı. Altıda bir yayın yapar arkadaşlar. Yayın dili normalde Türkçedir. Bunlar dışında diğer azınlık dillerinde de yayın yapar ki tahvimi vekayı da otoriteyi arttırır. Bir de normal pasaport uygulaması da vardır. 2. Mahmut'ta müsabereyi 2. Mahmut kaldırmıştır. Ve güncel, hem tarihi hem güncel. Tarihimizde ilk karantina uygulaması Sultan 2. Mahmut zamanında yapılır. 1831 yılında Hindistan'dan yayılan kolera salgınından dolayı 2. Mahmut karantina uygulamasına gitmiştir arkadaşlar. 19. yüzyılın en önemli salgın hastalığı koleradır. Ve koleraya karşı bizimkiler o dönemde karantina uygulamışlardır. 20. yüzyılda böyle bir salgın hastalık var. Tüfüs. Tüfüse karşı da aşı geliştiren 20. yüzyılda Refik Saydam'ı görüyoruz. Bu sağlık alanında soru gelebilir diye düşünüyorum. Benim bölümde iki önemli gelişme var. Biri çiçek aşısı. Bizden Avrupa'ya gider o sorulabilir. Avrupa'ya götüren kadını sorabilirler demiştim değilim Montagri'ye. Diğer bir gelişme sağlık alanından benim bölümde karantina uygulaması. İlk defa ne zaman yapıldı? Sultan 2. Mahmut döneminde yapılır. Hangi salgına karşı yapıldı? Kolera salgınına. Kolera nereden yayılmıştır diye sorarlarsa Hindistan'dan dünyaya yayılmıştır diyebilirsiniz. Benim bölümde üçüncü sorabilecekleri kişi de Kırım Savaşı'nda görev alan lambalı kadın olarak bilinen hemşireliğin kurucusu kimdir? O olabilir. Ama bence güncel anlamda soracakları en önemli soru da Cemil Taşçıoğlu olur arkadaşlar. Türkiye'de koronavirüse karşı çalışmalar yapan, ilk müdahaleleri gerçekleştiren ve hayatını kaybeden ilk profesör kimdir? Cemil Taşçıoğlu, hatta İstanbul'da Ok Meydanı Şehir Hastanesi'nin adı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak verildi. Yani o anlamda oldukça önemlidir Cemil Taşçıoğlu. Güncel'de onun yeme potansiyeli de yüksek. Bu arada güncel bilgi de vermiş oldum canlarıma. 2. Mahmut'un eğitim alanında saatleri neler diye bir bakarsak ilkokulu zorunlu hale getirir. Tarihimizde ilkokulu zorunlu hale getiren ilk 2. Mahmut'tur. Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderilir. Şöyle de bir onu da geri yapalım. Avrupa'yı tanımaya karar verdiğimiz dönem Lale Devri'ydi. Geçici elçilik Lale Devri'ndeydi. Daimi elçilikler 3. Selim devrinde kurduk. Londra'ya gitti. Yusuf Ali Efendi. Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderdiğimiz dönem ise Sultan 2. Mahmut dönemidir. Bu öğrencilerin geldiği dönem ise Tanzimat dönemine denk gelecek. Jön Türkler olacaklar. 2. Mahmut Rüştiyeleri açar. Rüştiye, Reşit'ten aklınıza gelsin. Reşit, Rüştiye, ortaokullar açar. Aynı zamanda 2. Mahmut edebiyata hevesli demiştik. Edebiyat, bilimler, okullar açar.
Aynı zamanda harbiye, harp okulları, askeri harp okulları, harbiyelerimiz, tıbbiye, Gata'nın temeli, Mızıkayı Hümayun dedik, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın temeli, Mektebi Marif Adliye memur olmak için açılıyor, memur yetiştirmek için açılıyor Mektebi Marif Adliye. Şimdi burada büyük bir sıkıntı başlayacak arkadaşlar. Medreseleri var. Medreselerin yanında Batı tarzı eğitimlere, özellikle Rüştiyeler, Mektebi Ulu Medeviyeler var. Mektebi Marif Adliyeler var. Bu özellikle eğitimde ve daha sonra da kültürde ikiliklere neden olan gelişimi olarak karşımıza çıkacak. İkinci Mahmud'un ekonomik anlamda yaptıklarını pek beğenmiyorlar arkadaşlar. İkinci Mahmud ekonomik anlamda ne yapıyor Ramazan Hoca? Feshaneyi kuruyor. Bunda bir sıkıntı yok. Fes fabrikası, yerli kumaştan fes. İstanbul'daki feshane bu dönemde kuruluyor ki önemli. Feshane, kumaş, iplik, çuha fabrikalar açılıyor. Onda bir sorun yok. Karayolu yapmana önem veriyor. O da güzel. Yerli tüccarı destekliyor. O da iyi. Ama Mısır ve Boğazlar sorunu gibi çok önemli iki kritik sorun var bu dönemde. O iki sorundan dolayı İngilizlerin desteğini istiyor, desteğini almaya çalışıyor. İngilizlerle yaptığı Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla 1838'de Balta'yı taşa vuruyor diyebiliriz Sultan II. Mahmut. Bu anlaşmayla Osmanlı İngilizlerin yarı açık pazarı haline geliyor ve Osmanlı ekonomik anlamda büyük bir darboğaza giriyor Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla. Balta Limanı bu arada İstanbul'da değerli arkadaşlar. İkinci Mahmut zamanında Türkiye'de ilk defa kömür madeni çıkardılar arkadaşlar. İlk kömür madeni 1829'da Zonguldak Ereğli'de tesadüfen bulunmuştur. Kömür madenini bulan kişiyi hatırlıyor musunuz? Kara elması bulan kişiyi. Kara elması bulan da Uzun Mehmet'ti arkadaşlar. Uzun Mehmet kara elması buluyor. Bize ilkokulda dahi anlatırlardı. Uzun Mehmet'i kara elmasın mucidi. Ve geldik Tanzimat devrine. Arkadaşlar Tanzimat devri dediğimiz devrin 3 tane hükümdar var. Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat. Hocam bu devir neyle başlar? Tanzimat fermanıyla 1839'da başlıyor. Meşrutiyetin ilanıyla 1876'ya kadar geçen devir. Tanzimat devrinin temel özellikleri neler? Vatandaşlık bilinci var Tanzimat fermanıyla birlikte. Şu andaki vatandaşlık. Aynı zamanda modern devlet yapısı, arkadaşlar hukukun üstünlüğü, kanun üstünlüğü gibi. Hukukta ve idari alanda ikilikler bu dönemde karşımıza çıkıyor. Bu da önemli çünkü geleneksel İslami hukuk var. Aynı zamanda Avrupalı hukuk var. İdari anlamda da yine ikiliklerin, yönetimde ikiliklerin yaşanmaya başladığı dönem olarak karşımıza çıkıyor Tanzimat devri. Abdülmecit devrinin iki büyük fermanı var, Tanzimat ve Islahat fermanları. O yüzden ben Abdülmecid'e fermanların adamı diyorum bak. Tanzimat da, Islahat da, Abdülmecid de. Ve arada bir de Kırım Savaşı var. Tarihi o meşhur Kırım Savaşı. Arkasından, Islahat'ın arkasından da Paris Anlaşması'nı göreceğiz. Burayı bitirdikten sonra Abdülhamit'ten bahsedeceğiz. İkinci Abdülhamit'ten 1876 ile 1909 arası ikinci Abdülhamit devir. İkinci Abdülhamit birinci meşrutiyeti ilan ediyor. Arkasından 93 Harbi dönemin çok büyük bir gelişmesi, devrin anlaşması ve arkadaşlar istibdat döneminin ardından ikinci meşrutiyet yaşanacak. İkinci meşrutiyetten sonra da 31 Mart olayı ve böylece bu dönem bitecek değerli kardeşler. Abdülmecid döneminin iki büyük fermanından bahsettim az önce. Fermanların adamı dedik Sultan Abdülmecid'e. Abdülmecid döneminde Tanzimat ve Islahat fermanlarını görüyoruz. Tanzimat fermanının diğer adı Gülhane Hattı Hümayun'u. Bunlara çalışırken arkadaşlar şu şekilde kıyaslayarak çalışın. Gözünüzü seveyim. Tamam mı? Böyle kıyaslayarak. Ben öyle yapacağım bak. Tanzimat fermanının hazırlanmasında Mısır ve Boğazlar meselesinde İngiltere'nin desteğini almak etkili olmuş. Islahat fermanının hazırlanmasında ise Paris Konferansı'nı etkilemek etkili olmuş. Avrupalı devletler Osmanlı'ya baskı yapmışlar. Osmanlı da mecburen Paris Konferansı'nı etkilemek için Islahat fermanını yayınlamış.
Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan dönemin Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa, daha önce İngiltere elçiliği falan yapıyor, diplomatlık yapıyor Mustafa Reşit Paşa, Avrupa'yı tanıdığı için böyle bir şey yaparsak Avrupa bize karışmaz demiş. Islahatı hazırlayan ise dönemin sadrazamı Mehmet Emin Ali Paşa'dır arkadaşlar. Islahatı da Mehmet Emin Ali Paşa hazırlar. Mustafa Reşit Paşa'yı ön lisansa sordular. Avrupa'nın etkisiyle hazırlanıyor Tanzimat Fermanı, adalet, eşitlik, insan hakları duygularıyla, hukuk duygularıyla hazırlanıyor. Islahat Fermanı'nın hazırlanmasında ise Avrupalı devletlerin şiddetle Osmanlı'ya baskısı var. Bunları yapacaksın diyor İngiltere ve Fransa, özellikle de Fransa. Bunun üzerine Osmanlı yapmak zorunda olur. Tanzimat Fermanı'nda Osmanlıcılık fikir akımı etkili. Ne demek Osmanlıcılık? Bütün Müslümanları ve gayrimüslimleri hepsini bir çatı altında tutmak. Önemli olan vatan duygusunda birleşmek. Senin Müslüman olman, gayrimüslim olman, siyah olman, beyaz olman, zengin olman, fakir olman önemli değil. Burada Osmanlıcılık fikir akımı etkili. Yine Islahat Fermanı'nda da Osmanlıcılık fikir akımını görüyoruz. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti hukuk devleti statüsü kazanıyor. Yani kanunun üstünlüğü hukukun üstünlüğüne geçmeye başlıyor. Islahat Fermanı'nda da hukukun üstünlüğü ilkesi biraz daha geliştirilmiş. Yani Tanzimat Fermanı'nın devamı bir nevi Islahat Fermanı'dır diyebiliriz. Tanzimat Fermanı hazırlanırken Osmanlı halkının tamamına yönelik hazırlanmış. Adalet, eşitlik, İşte mülkiyet hakkı, askerlik herkes için geçerli, vergiler herkese göre gibi. Ama Islahat Fermanı'na baktığınızda daha çok gayrimüslimlere yönelik, tamamen gayrimüslimlere yönelik değil, daha çok gayrimüslimlere yönelik, 10 hak gayrimüslimlere ise arada 2 tane de Müslümanlara hak vermişler. Tanzimat Fermanı'nda askerlik vatan hizmetine dönüştürülüyor. Her Osmanlı erkek vatandaşı 4 ya da 5 yıl askerlik yapacak diyor. Islahat Fermanı'na gelince gayrimüslimlere bedelli askerlik getiriliyor. Yani cizye resmen kaldırılmış. Bir defa bedel ödeyecekler, bir daha askerlikten muaf olacaklar. Tanzimat Fermanı'nda mülkiyet hakkı tamamen verilmiş. Yani müsaadele tamamen kaldırılmış oluyor. Islahat Fermanı'nda yabancılara da vergilerini ödemek kaydıyla mülkiyet hakkı verilmiş. Yani bir İngiliz, Fransız, Alman gelip bizden mal, mülk alabilecek, vergiyi ödesin yeter diyor. Islahat Fermanı'nda iltizam usulü kaldırılıyor. Yani ihale usulüyle vergi toplama yöntemi kaldırılıyor. Mültezimlik yok artık ve devlet kendi memurları aracılığıyla, bunlara muhassıl deniyor, kendi memurları aracılığıyla vergi toplamaya başlıyor. İkisinin de hazırlanmasında Fransız ihtilali etkili, ikisinin de hazırlanmasının temel amacı Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleyebilmek. Tanzimat devrinde yapılan diğer yenilikler neler? Abdülmecid Abdülaziz döneminde. 5. Murat'ta yenilik yok zaten, o fazla kalmamış 90 küsur gün. Ve arkadaşlar Abdülmecid, Sultan Abdülmecid, 5. Murad'ın, 2. Abdülhamit'in, Mehmet Reşat'ın ve Vahdettin'in babasıdır. Abdülaziz'in ise abisidir. Yani son 4 padişah. Kronolojik olarak 5. Murad, 2. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Vahdettin, Abdülmecid'in oğludur. Son gelen padişahlar hepsi 2. Mahmud'un soyundan gelir canlar. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecid tarafından inşa ettirilmişti, yaptırılmıştı. Dış borçla İstanbul'da, Boğaz'da arkadaşlar. Heybeliada Ruhban Okulu papaz yetiştiriyor arkadaşlar. 1844'te Abdülmecid zamanında açıldı. 1971'e kadar eğitim faaliyetlerine devam etti. Şimdi kapalı. Mülkiye Mektebi arkadaşlar, bu dönemin önemli mektebi, Mülkiye Mektebi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Mektebi bu dönemde kuruluyor. Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Mülkiye Mektebi üst düzey devlet adamı bürokrat yetiştiriyor arkadaşlar. Tanzimat döneminde Abdülmecid zamanında kurulmuş. Osmanlı Devlet Arması, bu gördüğünüz devlet arması bu dönemde karşımıza çıkıyor ki bu devlet armasını İngilizler hediye etmiş Osmanlı'ya. Son halini 2. Abdülhamit de alacak. Ortaköy Camii Abdülmecid döneminde inşa ettirilir. Mimarları Badyanlar. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii ama Ortaköy semtinde olduğu için Ortaköy Camii diyebilir bizim millet.
Ve şirketi Hayriye, Anadolu yakasının gelişmesini sağlar. Deniz otobüsü şirketi Hayriye, köprü olmadığı için arkadaşlar Anadolu yakasıyla ulaşım ancak teknelerle sağlanıyormuş. Şimdi bu gemilerle sağlanacak. Ve şirketi Hayriye sayesinde Kadıköy, Üsküdar, Polonezköy, işte Beykoz gibi çevrelerin gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. Selim Bey Yakıştası'nda görev yapan hemşireliğin kurucusu kabul edilen İngiliz kadın Florence Nightingale, modern hemşirelik bu kadınla başlıyor arkadaşlar. Elinde lamba taşıdığı için lambalı kadın diyebilir. LYS 4'te sorulmuştu. Galata Köprüsü, Haliç üzerindeki tarihi ahşap Galata Köprüsü, Abdülmecit döneminde inşa edilir. Ve kafa kağıdı, kimlik kartıyla yine Sultan Abdülmecit döneminin meşhur unsurlarındandır. Fesin altında sakladıkları için kafa kağıdı demiş. Ve telgraf, bu da önemlidir arkadaşlar. Telgraf Abdülmecit döneminde gelir Osmanlı'ya. Telgrafın mucidi Samuel Morse'dur. Samuel Morse'a devlet nişanı gönderir. Onu davet eder ülkeyi Sultan Abdülmecit. Teknolojiye çok heveslidir Abdülmecit. Ve ilk olarak İstanbul'da saraylar arasında çekilir telgraf hattı. Daha sonra İstanbul Edirne varına Şunlu diye gider telgraf hattı geçtiğimiz yıllarda bize sorulmuştu tarihçilere nereden nereye çekilmiştir diye. Ve Abdülaziz 1861'de iktidara gelir. 1876'da öldürülür ve dönemi biter. Abdülaziz Osmanlı'nın çok özel padişahlarından biridir aslında. Pehlivandır, müziğe karşı ilgi duymaktadır, resme karşı ilgi duymaktadır. Çok yönlü bir padişah arkadaşlar. Özellikle Abdülmecit abisi Abdülmecit çok değer vermiş ona. Özel olarak onu yetiştirmiş, onun eğitim alması için elinden geleni yapmış. Çok yönlü bir padişah aslında Abdülaziz. Donanmadaki gemilerin planını kendisi çizmiş. Donanmaya çok değer veriyormuş Rusların tehdidinden dolayı. Denizcilik alanında çok önemli faaliyetleri var. Dünyanın en büyük üçüncü donanmasını oluşturuyor. Bahriye Nazırlığı'nı kuruyor Sultan Abdülaziz. Pehlivan çok iyi derecede güreşiyor arkadaşlar. Yurt dışına geziye gidecek, yurt dışına geziyor. Çırağan ve Beylerbeyi sarayları, bu dönemin meşhur sarayları. Çırağan ve Beylerbeyi'ni yaptıracak. Darülfünun Üniversite Fenler Evi, Darülfünun bu dönemde oluşturulacak. Yurt dışına geziye gidecek arkadaşlar. 50 güne yakın yurt dışı gezisi sürecek. Bu gezide Avrupa'yı tanıma fırsatı olacak. Avrupa'da olan biteni daha iyi anlamaya çalışacak. Bu gezinin temel amacını dış borç almak diye ifade ediyorlar. En fazla borçlanan da Sultan Abdülaziz olmuş. Süveyş Kanalı bu dönemde açılıyor 1869'da. Osmanlı Fransız İşbirliği ile açılacak. Kızılay, Hilali Ahmer o dönemdeki adıyla Hilali Ahmer kurulacak. Darüşşafaka eğitim faaliyetlerine devam ediyor Kızılay gibi. O da faaliyetlerine devam ediyor. Darüşşafaka kimsesiz yetimler okulu olarak açılacak ve güzel de bir okul. Darülfünun'un tam olarak oluşması Abdülaziz dönemine denk gelecek. Darülmuallimat yani kız öğretmen okulları açılacak. Darülmuallimler erkek öğretmen okulları lise düzeyindedir bu okullar. Abdülmecit döneminde açılmış. Bu dönemde de kız okulları açılıyor. Galatasaray Lisesi yani Galatasaray Sultanisi bu dönemde açılacak. Aynı zamanda Şekir Ahmet Paşa ilk resim sergisini açacak. Şekir Ahmet Paşa'ya resim eğitimi için yurt dışına gönderecek Abdülaziz. Robert Koleji 1863'te açılacak. Amerika açacak bunu. Arkadaşlar Osmanlı'da en fazla yabancı okul açan devlet Amerika olacak. Buna dikkat. Osmanlı'da en fazla yabancı okul açan devlet Amerika olmuş arkadaşlar. Fransa'dan daha fazla okul var Amerika'nın. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Sultanisi bu dönemin önemli okullarından ve Hilali Ahmer Kızılay 1868'de kuruluyor. O dönemdeki adı Hilali Ahmer sonradan Atatürk Kızılay ismini verecek. Şeker Ahmet Paşa ilk resim sergisini açacak. Natürmört çalışıyor genelde. Kendi portresini kendisi çizmiş. Otoportre diyoruz buna. Ormanda Karacası natürmörtleri meşhur dedik. Sebzeleri çizmiş bol bol. Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırıyor Abdülaziz Balyanlara. Çırağan Sarayı'nı yaptırıyor Abdülaziz Balyanlara yaptırıyor. Süveyş Kanalı bu dönemde açılıyor Osmanlı-Fransız işbirliğiyle. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla İngiltere'nin bölgeye ilgisi daha da artacak arkadaşlar.
Ve Kafkas Kartalı Şeyh Şamil Sultan Abdülaziz'i ziyarete gelecek. Özellikle Kafkaslarda Ruslara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor Kafkas Kartalı Şeyh Şamil. Ruslara karşı verdiği efsane mücadeleyle biliniyor. Daha sonra kutsal topraklarda hayata gözlerini yumacak Şeyh Şamil. Ve 2. Abdülhamid'i son anlatacağım. Sultan 2. Abdülhamid olacak ve bu sefer kısmını bitirmiş olacağız. Görüyorsunuz yıl içerisinde gördüklerinizi ortalama 5-6 saatte hızlandırılmış şekilde vermeye çalıştım kardeşlerim. Bunlar nokta atışlara, nokta nokta, bam bam bam. Bunları defalarca izleyeceksiniz, defalarca bakacaksınız, sınavda bol bol soru yapacaksınız. Ramazan önce 5-6 saatlik bir seminer yaptı, bütün soruları yaptırdı bize diyeceksiniz. Sultan II. Abdülhamid 1876'dan 1909'a kadar Osmanlı tahtında kalır. Birinci Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet döneminin önemli gelişmeleri. Birinci Meşrutiyet ile ikinci Meşrutiyet'in arasında kalan bu dönem istibdat dönemi, yani baskı dönemi diyebiliriz. Şimdi bunu da şöyle yapıyoruz, tamam mı? Birinci Meşrutiyet tarihini okuyoruz 1876, ikinci Meşrutiyet tarihini okuyoruz 1908. Sonra bir buradan okuyoruz, bir buradan okuyoruz, bir buradan okuyoruz, bir buradan okuyoruz. Tamam mı? Hemen yapıyoruz, görüyorsunuz şimdi ben. Birinci Meşrutiyet'in ilanında genç Osmanlılar, yani Jön Türkler etkilidir. İkinci Meşrutiyet'in ilanında İttihat ve Terakki Cemiyeti etkilidir. ÖSYM direkt size soruyor. Birinci Meşrutiyet'in ilanında etkili olan nedir? Grubu hangisidir? Genç Osmanlılar. Sonra da soruyor. Diyor ki İkinci Meşrutiyet'in ilanında etkili olan grup hangisidir? İttihat ve Terakki Cemiyeti diyeceksiniz. Birinci Meşrutiyet'in ilanında hangi konferans etkilidir? Tersane Konferansı. İkinci Meşrutiyet'in ilanında hangi gelişme etkilidir? Revari görüşmeleri diyeceksiniz. Birinci Meşrutiyet'in ilanında İstanbul Konferansı, bunun diğer adı İstanbul Konferansı, etkili ikinci Meşrutiyet'in ilanında da revan görüşmeleri etkilidir diyeceksiniz. Birinci Meşrutiyet'in anayasasını, kanunu, esasi, peki ikinci Meşrutiyet döneminde kanunu, esasi ve 1909 değişiklikleri var diyeceksiniz. Birinci Meşrutiyet döneminde son söz padişahın, yani meclisi açan padişah, kapatan padişah, sürgün yetkisi padişahın, sansür yetkisi padişahın, bakanlar padişaha karşı sorumlu gibi. Böyle son söz padişahınsa siyasi partiye gerek var mı? Yok. O yüzden Birinci Meşrutiyet döneminde siyasi parti yok. Birinci Meşrutiyet'te siyasi parti yok. İkinci Meşrutiyet döneminde çok partili hayat yok artık. Tarihimizde ilk defa çok partili hayata 2. Meşrutiyet döneminde geçilir. Var artık, tamam mı? Hem de 25'e yakın parti var. Ve kardeşler 1. Meşrutiyet dönemi 93 Harbi ile biter. 2. Meşrutiyet dönemi ise Mondros 32 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması ile biter diyeceksiniz. Tamam mı? Bunlar cebe koydun mu? Koydu. Şimdi bakalım. 1. Meşrutiyet'in ve 2. Meşrutiyet'in ilanında hangi fikir akımı etkilidir diye sorarsa Osmanlıcılık diyeceksiniz. Çünkü bu mecliste de, o mecliste de gayrimüslim vekiller var. İstibdat dönemi ise arkadaşlar, bu iki dönemin arası. İstibdat, baskı demek. Bu dönemde baskı uygulanmış, özellikle de bu genç Osmanlılara uygulanıyor. Afiye Teşkilatı, Jurnal Teşkilatı da diye geçiyor, İstihbarat Teşkilatı kurulmuş. Bu devrin fikir akımı genel olarak ümmetçilik, Müslümanların birlikteliği, Ümmetçiliği 2. Abdülhamid, Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy gibi önemli kişiler savunur. Sanayi Nefise Güzel Sanatlar Mektebi, Osman Hamdi Bey kurucu müdürüydü Sanayi Nefise'nin. Duyun Umumiye Genel Borçlar İdaresi, alacaklı devletler Osmanlı'dan Osmanlı'nın borcunu tahsil etmek için Duyun Umumiye'yi kurarlar. Ziraat Bankası 1888'de tam anlamıyla oluşturulmuştur. 2. Abdülhamid dönem bankasıdır. Doğu'da Ermeniler katliam yaparlar. Van'da, Erzurum'da, Iğdır'da, Kars'ta. O katliamları önleyebilmek için Sultan Abdülhamid Hamidi alaylarını kurar. Ertuğrul gemisini belki sorabilirler. Ertuğrul gemisi hangi ülkeyle ilişkileri geliştirmek amacıyla gitmişti? Japonya. Bu gemi dönüş yolunda batar maalesef. 2. William hiç duymadıydım hocam. 2. William, 2. Abdülhamid'in kankası diyebileceğimiz Alman imparatorudur. Bu dönemin önemli yapılarından biri Haydarpaşa Garı. Aynı zamanda Haydarpaşa Anadolu'ya açılırken bunun Rumeli tarafında da Sirkeci Garı var. Berlin, Bağdat, Basra hattı var. 3B projesi de diyorlar.
Abdülhamit dönemi oldukça önemli sorularda çok geliyor. İşte Alman İmparatoru 2. William'ın hediye ettiği Alman çeşmesi İstanbul'da tarihi Yarımada'da. Bu çeşmeyi Almanya'da yapıyorlar. Gemilere yüklüyorlar, montajını getirip İstanbul'da tarihi Yarımada'da Sultanahmet Camii'nin külliyesinin yakınlarında bulunan Alman çeşmesi Almanlar hediye etmiş. Abdülhamit saati çok hevesliymiş arkadaşlar. Saatleri çok severmiş. O yüzden tahta çıkışının 25. yılı şerefine valilere verdiği emirle şehirlerin en görkemli yerlerine saat kuleleri dikmelerini istemişler. Ve bizim saat kulesi 2. Abdülhamit'ten kalma. Kayseri saat kulesi bu arada. İzmir saat kulesi Abdülhamit döneminden kalma. Hatta İzmir saat kulesinin saatini Alman İmparatoru 2. William hediye etmiş değerli arkadaşlar. Sadece bu kadar değil. Neredeyse her şehirde var saat kulesi. Abdülhamit dönemi eseri. Japonya'ya giden Ertuğrul gemisi. 1890 yılında Japonya'ya gidiyor. Japonya'da bir takım etkinliklere katılıyor. Konserler veriyor. Dönüş yolunda bu gemi batıyor. İçindeki 600'e yakın mürettebatın çoğu can veriyor arkadaşlar. Bunun da filmini çektiler. Türk-Japon ortaklığıyla. Filmi çekildi 1890 Ertuğrul diye. Filmin yönetmeni de Tanaka diye bir Japonlu arkadaşlar. Güzel bir filmdi. Ben gayet beğendim. Yani bu şekilde filmler tarihi dostluklar, kültürleri arttırır. Birbirleri ilişkileri ve Ertuğrul filmi okullarda da izletilmişti geçtiğimiz yıllarda. Doğu'da dedim ya çok hunharca katliamlar yapar Ermeniler ki Berlin Anlaşması'ndan sonra Rusların desteğini almışlardır iyice. Ondan sonra çıldırırlar. Doğu'da, Erzurum'da, Van'da, Kars'ta yapılmadık, öyle anlatamayacağım derecede katliamlar yaparlar. Abdülhamit de dayanamaz o katliamları önleyebilmek için. Hamidiye alaylarını kurar. Bu alaylar bölgede sükuneti sağlamışlardır. Abdülhamit eğitime çok değer verir arkadaşlar. Körler, Sağırlar Okulu, Tapu Kadastro Mektebi, Dişçi Mektebi, Sanayi Nefise Mektebi gibi pek çok okul açar. Ve şehir liseleri, Kayseri Lisesi gibi şehir liseleri hep Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Mesela bizim Kayseri Lisesi'nin tarihi 1893'e denk geliyor. Abdülhamit devri eseridir. Abdülhamit devrinin önemli bir siması ise Osman Hamdi Bey, 2. Abdülhamit döneminde özellikle karşımıza çıkar. Sanayi Nefise'nin kurucu müdürü, güzel sanatların kurucu müdürüdür. Müzeci, arkeolog. Niye müzeci dediniz? İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni vurduğu için. Niye arkeolog dediniz? Nemrut ve Sayda kazılarını yaptığı için. Aynı zamanda ressam, kaplumbağa terbiyesi, silah tacirleri gibi çok fazla eseri var. İşte kaplumbağa terbiyecisi. İki kez çiziyor kaplumbağa terbiyesini. İşte silah tacirleri. Burada genelde kullandığı yüz ya kendi yüzü ya çocuklarının yüzü, eşinin yüzü oluyor. Burada satan kendi, şuradaki yüz de oğlunun yüzüymüş değerli kardeşler. Ve Yeşil Cami tablosu 13 milyon liraya satılmıştı arkadaşlar birkaç yıl önce. Yeşil Cami önü tablosu. Yeşil Cami önünden sonra satılan Türkiye'nin en pahalı tablosu da Kur'an okuyan kız tablosu oldu. 44 milyon liraya satıldı. Düşünün 44 milyon liraya satıldı. Ve sahibi Malezya oldu arkadaşlar. Malezyalılar 44 milyon lira verip aldılar Türkiye'nin en pahalı tablosunu. Sanayi Nefise, Güzel Sanatlar Okulu, mimariden resme, heykele pek çok alanda eğitim veren Avrupa tarzı eğitim veren güzel okul Sanayi Nefise Mektebi kurucu müdürü Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey kazı çalışmalarıyla da ünlüdür. Türkiye'deki pek çok eser onun sayesinde günümüze kadar gelebilmiş. Nemrut'u, Adıyaman'daki o Nemrut'u, Nemrutlağı'nı kazan, Komagene Krallığı'nı dünyaya tanıtan Osman Hamdi Bey'dir. Bunun dışında Sayda kazısı var. Sayda kazısında da İskender Lahit'ini, yani Sanduka Mezarı'nı İstanbul'a getiriyor ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor bu eser şu anda. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi de dünyanın en saygın müzelerindendir. Osman Hamdi Bey zamanında kurulan müze. Anadolu'ya açılan gar, Haydarpaşa Garı bu dönemde inşa ediliyor arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında Haydarpaşa Garı Türk-Alman mimari yapısıyla inşa edilmiş.
Bu da Silikecigare, Avrupa'ya açılıyor Bulgar'da. Aynı zamanda biraz önce de dedim, bir daha diyeyim. Berlin, Bağdat, Basra, demir yolu hattı bu dönemde. Ve bu dönemin diğer önemli bir gelişmesi de telefon. Telefon arkadaşlar. Telefon bu dönemde karşımıza çıkıyor. Telefonun mucidi de Graham Bell. Telefonun mucidi Graham Bell arkadaşlar. Modern sporlar, işte gördüğünüz eskrim gibi modern sporlar bu dönemde hayatımıza girmiş. İlk denizaltı, Osmanlı ilk denizaltısı 1886'da denize indirilmiş. Ve Marmaray projesi 1892'de Abdülhamit Dönemi'nin projesi Marmaray. Ve Kayseri Lisesi demiştim, bu dönemin okulu. Dahil acize, acizler, düşkünler evi de yine bu dönemde yapılmış arkadaşlar. Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Hastanesi, ta bu dönemde kurulmuş Şişli Çocuk Hastanesi hala faaliyetlerine devam ediyor arkadaşlar. Tıfıldan aklınıza gelsin, Çocuk Hastanesi. Ve futbol başlasın demiş Abdülhamit. Yani düşündüğünüzde bir taraftan istibdat dönemi diyoruz. Bir taraftan baktığınızda ilginç şeylerden bahsediyoruz. Bu ne zamanın çelişki diyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bu dönemin takımları arkadaşlar. Beşiktaş ilk kurulan takım 1903, sonra Galatasaray 1905 ve son olarak da 1907'de Fenerbahçe kurulmuş. Bunların içerisinde bir tanesi forma rengini değiştirmiş. Biz demiş, orayı kaybettik. O yüzden formamızın rengini değiştiriyoruz. Biz formamızı asıl rengini değiştirip rengimizi siyah beyaz yapıyoruz demiş. Normalde Beşiktaş'ın forma rengi kırmızı beyazmış arkadaşlar. Selanik, Makedonya, Üsküp kaybedilince Beşiktaşlı yöneticiler biz formamızı değiştiririz demişler. Siyah beyaz yapıyoruz. Ne zaman Makedonya, Üsküp, Selanik geri alınırsa bu renk tekrar kırmızı beyaza döner diyor Beşiktaş. Ve alınamadığı için Beşiktaş'ın rengi siyah beyaz olarak kalmış canlar. Ve arkadaşlar 2020 KPSS'de hepinize başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüzdeki en iyi puanları alır, en iyi yerlere gelirsiniz. Ramazan Hoca'nın sizin için seçtiği özel bilgiler bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah görüşürüz canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın.